Reflü nedir? Nedenleri ve tedavisi. Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Mide asidinin mideden yemek borusuna doğru geri kaçışı gastroözofageal reflüdür. Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma şikayetiyle hekime başvurabilirler. Reflü bazen yemek borusunun arkasındaki yanmanın yanı sıra ağza gıdaların ve acı suyun gelmesidir. Reflü sıklıkla yemeklerden sonra olur. Reflü hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça rastlanan bir hastalıktır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada toplumun %20'sinde reflü hastalığı bulunmuştur. Reflü belirtileri nelerdir? Reflü belirtileri deyince ilk akla gelenler baharatlı yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına neden olabilir. Reflü neden olur? Gastroözofageal reflü nedenlerinin kökeninde yemek borusunun uzun bir süre fazla miktarda mide asidik içeriğiyle teması yatmaktadır. Mide asidik içeriğinin yemek borusu ile uzun süreli teması yemek borusunda hasara yol açar ve bu da yanma hissine sebep olur. Normal olarak yemek borusunun alt ucundaki alt özofageal sfinkteri dediğimiz kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı vardır. Bu yapı asidin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek midenin içinde kalmasını sağlar. Reflü nedenleri arasında yer alan sfinkter kapağının sık aralıklarla gevşemesi çok önemlidir. Bu kapak sık aralıklarla gevşer ve mide asidik içeriği yemek borusuna geri kaçar. Reflü teşhisi nasıl konulur? Reflü şikayetleri artan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de reflü tedavisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü görülen diğer reflü belirtileridir. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Bu belirtileri reflü tedavisine başlamak için yeterli bir sebep olarak görebiliriz. Mevcut şikayetler, hikaye ve bulgulardan yola çıkarak gastroözofageal reflü tanısı konulabilir. Tanı koymak veya hastalığın şiddetini belirlemek için endoskopi, pH ölçümü, kontrastlı grafiler, manometrik çalışmalar yapılır. Reflü tedavisinde reflü testlerinin de yeri çok önemlidir. Doktorunuzun reflü tanısını koyarken bulguların gerçekten reflüden kaynaklanıp kaynaklanmadığını, komplikasyonların gelişip gelişmediğini anlamak için bir takım testlere ihtiyacı olabilir. Reflü testlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Baryum özofagus mide duodenum grafisi. Hasta baryum içerken radyoloğun fluoroskopide baryumun aşağıya yemek borusuna ve mideye seyahatini incelediği bir testtir. Gastroskopi. Endoskop ucunda ışık bulunan fleksibel bir tüptür. Bu tüpün ağzından özofagusa ve mideye doğru ilerletilmesi sırasında yemek borusu incelenebilir. Hasta sedatize edilerek bu işlem gerçekleştirilir. Özofagus manometresi ve pH metre. Burundan çok ince, fleksibel bir tüp yemek borusundan mideye gönderilerek buradaki basınçlar ve yukarı çıkan asit miktarı ölçülebilir. Reflü tedavisi nasıl olur, reflü nasıl geçer? Reflü tedavisinde en önemli nokta yaşam tarzında değişiklik yapmaktan geçer. Birçok insan yaşam tarzında değişiklik yaparak veya ilaçlarla reflüyü kontrol altında tutabilirken bazı hastalarda ise cerrahi girişim gerekmektedir. Reflü tedavisinde ilk aşama genellikle mide asidini baskılayan ilaçlar ve yaşam tarzında değişikliklerle yapılır. Obezite karın içi basıncını artırıp mideye yaptığı baskıyla reflüyü şiddetlendirir. Bu yüzden hasta fazla kilolarından kurtulmalı, sigarayı bırakmalı, dar elbiseler giymemeli, yağlı yemeklerden veya kızartmalardan, domates salçasından, alkolden, çikolatadan, naneden, soğan ve sarımsaktan, kahveden uzak durmalıdır. Günümüzde reflü ameliyatları etkili bir şekilde yaygın olarak yapılmaktadır. Reflü ilaçlarının kullanımının işe yaramadığı durumlarda yıllarca süren ilaç tedavisini tercih etmeyenlerde reflü ile birlikte ilerlemiş mide fıtığı bulunanlarda reflü ameliyatı tercih edilebilir.
en sık yapılan reflü ameliyatı Nissen fundoplikasyon olup bu ameliyatta yemek borusunun mide ile buluştuğu yerdeki kapak sistemi güçlendirilir. Bu sırada mide fıtığı da onarılır. Nissen fundoplikasyon altın standart olarak laparoskopik kapalı yapılan reflüye karşı en etkili ameliyattır.